안녕하세요. 우리 채널 구독자 여러분, 잘 지내고 계십니까? 우리는 오늘부터 중급 수준 새로운 단계 서울대학원과 4A 직을 시작해 주겠습니다. Begin this 중급 수준 및 ikinci baskısı 4. A kitabını siz olgan oldingi kitoblarimizda o'zlashtirgan singari bu kitobni ham yaxshilab qiziqish bilan kuzatib borishni so'raymiz va biz Soltango 4. A kitabımızda bir mavzular bilen tanışamız. Sosun ve çillo, kasp ve kabiliyet. Sağlam hayat. Spor çesegi. Sportning dünyası. Namca ve yoca. Yit ve kız. Soktan ve Makol ve idiomalar. Unyon ve Türkçe. Namoyşe festival. Okko kırım. Doğru ve Hingmiron Sesan, Zagli Dünya, Hangüve Tejum Muha, Gerenin Omayi Madaniyatı. Biz maaşı dokusaylarını her bir mumbabları bilen bir mabır organik kitamız. Demek, biz birinci mazumuzu boşlasak bulundu. Pyongyong Sava Tamyon Soyo, Tung Sava Nönün Tamyon Soyo, Tung Sava İramyon Soyo. Bu koşumcu her bir söz türkümüne koşu dediğim şekilde o spetliği bir hata tercüme kalmadı. Deyip ayeti yapsız mı? Deyip tercüme kalmadı. Bu koşumcamız allaqachon bilgan yoki eshitgan yana bir marta tekshirib so'ragan paytda foydalanadi. Nega misollar? So'rasan tampon yarim daftarni soyo. Ne, kreso, karimyon, kankagegi, chommal mani vayo. Ya'ni so'ra kitobi xazon rezgili chiroyli deb aytyapsizmi? Ha, shuning uchun kuz bo'lsa turistlar judayam ko'p kelishadi, deyilyapti. Hongu kakkwae, hapriket tamyon soyo. Ne, darajilçilerinin de putası yok. Yani, Koreys Tili Fakültetiye okşa girdim gibi yapsız mı? Ha, imtihandan yakalışımını bilgen edem. Lekin, imtihandan değil yaptı. Siz ötken zamanda ifade edemezsiniz. Bir de verilgen singeri. Attamıyorsa, attamıyorsa yok, hettamıyorsa yok. Aşı tarzda kullanış gerek oluyordu. Asasen soru yadlar da ilgilerde fakat yine Tomsa Patçimi Silti, Opsilte nönün tamına soyu, patçimi nön. Eğer azimiz sizler geçinerli bulunuyorsa, burada bir nasıl var? Yani Yumyuhan Changso, yani meşhur joy hakkında. Şu meşhur joy hakkında biz yani diyalog kurşumuz gerekiyor. Yani, vatanımızdaki meşhur joy'unu dostlarımızı tanıştırışımız gerek oladı. Bunun bir namına tarikası da Yüzünşi koyanın aramdağın tebiyonuru yumuşan tamyon soyu. Ne, çoğmal aramdağıyo. Yüreği atıyamıyon, hamdan kok kaposeyo. Maşu tarzı. Yani, Yüzün, vatanengiz, çıroyli tabiatı bilen maşur evet yapsız mı? Ha, hakikattan ham çıroyli. Fırsat bulsa, bir marta albatta bu koruyun diye diyalog düzdür. Maşu tarzı siz ikinci, üçüncü, dördüncü so'zlarga 5-nchi so'roqqa ya'ni barobar so'z qo'yib, shu oz vaqtda namuna deydi, javob bilishingiz kerak. Biz keyingi mavzuyimiz masalan, tapomyon. Tapomyon qo'shimchasi o'zbek tilida ip ko'rsa deb tarjima qilinadi. Bizga yozib qo'yganmiz, ya'ni faqatgina tajriba paytida, ya'ni biror kishi harakatni tajriba orqali qilib ko'rishni ko'rsatadi. Qandaydir ish harakatni davomiy yoki takrorlab qilsa natijada bog'lanadigan holat kelishi mumkinligini ifodalagan paytda foydalaniladi. Sinchi nande so suksan yo. Ölşi mi yarada bulmuyorum. Çünkü single koyuyor. Yani olup bulmayanlığı için hafaman. Sınırlıdan işlep olsanız ya ki işlep olsa yakışı natijen ya ki yakışı fırsat bize gelirdi diyelim. Ango parmi no more voyo. Suri ne salgı poseo. Un suru ikta pomyon. Parmi çoğazik koyuyo. Yani kereysel tarafı cüde yan kıyın. O sizi çıkarıp okup koyun. Balant ağızı okup kursanız. Tarafı yaxşılanadı. Koşumca ta pomyon. Yani şu koşumcadan keyinge yapga illa suitta yoki illa goshida kelasi zamon qo'shimchalari va shu bilan bir xil taxminiy ifodalovchi qo'shimchalarni qo'ysangiz, kapisyanda tabiiy chiqishi mumkin bo'ladi.
qo'shimcha bilan biz sinonim sifatida olishimiz mumkin bo'ladi. A ohe pomyon qo'shimchasini. Ya'ni apomyon qo'shimchasi bundan biroz farq qiladi. Ya'ni qandaydir ish harakatni takrorlayotgan paytda foydalaniladi. Lekin a ohe pomyon qo'shimchasi esa qandaydir ish harakatni ilk bor qilayotganda yoki bir marta bajarayotgan paytda ko'proq foydalaniladi. Mana shu farq qilar ekan, agar mavzuingiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizlarga yana yonsib bordi-da, chiching uni, har uchungiz to'sog'an, eso, kompumani yo'q. Ya'ni, men do'stim kun bo'yi faqat kutubxonada faqat o'qiyapti. Ruki yoshimi, kumbada pomyon, onjinkani, kuyye, so'ng'a qo'yi yo'q. Unday, chin yurakdan o'qib ko'rsa, qachondir katta muvaffaqiyatga erishsa kerak. Creo que como man hada pomyo, najuene chingo taop sosu iso yo. Onde fakat okushna kalsa, ilajakta dostlari hammasi yok bolishi mumkin deyilyapti. Namunani yaxshilab ko'rib olaring. Endi sizlarga jumla berilgan bu yerda. Te namja chingo nan chingo dreye babel sajunun pioni yo. Ya'ni mening yigit dostim dostlariga ovqatni yaxshi sotib olib beradigan tarafdan kelgan, ya'ni sayroq tarafdan kelgan ekan. Xo'p, demak, mana shu holat yuzasidan sizlar dopamin qo'shimchasidan foydalanib va namunadagidan yaxshilab diqqat qarab, dialog qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi va ikkinchi jumlalar asnosida. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz keyingi mavzuyimiz, ya'ni qo'shimchaning sabab undan tegovning yonsa tanin goshida donin somida. Nun sava annan, ton sa annan, tanın goshida. Yani somida. Bu qo'shimchamiz o'zbek tiliga ligidandir deb tarjima qilinadi. Bu qo'shimchamiz har doim mavzuning ma'nosi yoki mazmunini batafsil izohlayotgan paytda foydalaniladi. Bunga misollar: Hongumshige tikchingin panchani makko, uribobi tanghadanin goshida. Koreys ovqatining maxsus salat ko'p va tayyorlash usuli ham har xilligidandir. Beu sen var esa qachon himdan cho'min, bodin yeril sisro yagreya, yagreya qandanin cho'mida. Chetel hayotida eng qiynalgan taraf hamma ishlarni o'z irodasi bilan hal qilish kerakligidandir. Son senim kesa, sinchani chushindai chanchomin, son shirago, chigim kami kanatanin boshida. Ustoz maqtab bergan mening yaxshi tarafim sadoqatli va mas'uliyatim kuchliligidandir deyilmoqda. Siz birinchi kelgan otga har doim bosh kelish qo'shimchasi undan keyin kelish kerak bo'ladi. Sifat, mana shu sifatga qo'shiladi. Tanin goshida yoki goshidan o'rniga chomida qo'shimchasi yoki mana shu kelayotgan sifatni o'rnida so'zsurkunda fe'l ham kelishi mumkin bo'ladi. Mana shu otdan keyin mana shu fe'lga qo'shiladi. Patsimi ofsiltenni tanin yoshida patsimi siltennin tanin goshida yoki goshidan o'rniga chomida qo'shimchasi. Bu qo'shimchasi gapning ichida o'z ichiga olgan gapni maqsadiga asosan iga qo'shimchasi qo'shiladi. Xo'p, agar mavzuimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu yerda sizlarga yozib bor. Yosin var esa himdan chom. Ya'ni maktab hayotida qiynalgan tarafim. Bu yerga to'rtta jumla yozishlar kerak bo'ladi, ya'ni o'zlaringiz maktab hayotlaringizdan kelib chiqib, qiynalgan to'rtta taraflaringiz. Xo'p, men bu yerda bitta yozganman, kuchaygan nomi manta. Ya'ni vazifalar juda ham ko'p. Endi mana shuni biz yuqoridagi grammatikadan foydalanilgan holatda gapga aylantirishimiz kerak bo'ladi va bu yerda ko'rsatilgan. Aytyo sen var esa, himdan cho'min, oshimlikqa maktab hayotida qiynalgan tarafingiz nima? Aytyo sen var esa, himdan cho'min, suvchagan nomi mantaning goshimida. Maktab hayotida qiynalgan tarafim vazifalar juda ham ko'pligidandir deyilmoqda. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi raqamlar ostiga demak, maktab hayotida qiynalgan taraflaringizni yozib, mavni namunadek qilib, siz ham gapga dialogga aylantirishingiz kerak bo'ladi. Agar mavzu yuzasidan savollaring yoki tushunmagan joylaring chiqayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyada yozsalaring, bajonidil javob beramiz. Bizning so'nggi mavzuimiz tunsava, nintero, myonsava, tero. Bu qo'shimchamiz qandaydir ko'rinish yoki holat bilan bir xil bo'lishini ko'rsatayotganda foydalaniladi.
Fillərgəndən dero, ot söz sürkümləri isə dero qoşumçasını oza qoşulub, gəplərini hardan o təsir elədi. İngi misallar, aydırın, kumuğu hanın dero, taranta olalar, otanası bacargəni dik, qaytarıb, təkrarla şey yaptı. Nega çoğun eçin dero, hamyon, oryon müncü doşib ki, pülül qoşida. Mən, maslahat bergəndik kırsangiz, qiyin muammolarni ham oson hal qila olasiz. Buni sobshigani haksendri chare dero sagzurlitda. Bugun dars vaqtida o'quvchilar navbatdek tarjima holini aytib berishdi. Bu qo'shimchamiz o'tgan zamonda anne dero holati orqali foydalaniladi. Ya'ni mana shu zamondosh qo'shimchalar oldin o'rgangan bo'lishlari kerak. Ya'ni anne o'zbek tiliga gan deb tarjima qilinadi. Demak, mana shu anne qo'shimchasini teroga qo'shimchasi ya'ni anne tero shaklida foydalaniladi. Hech qachon kelasi zamon qo'shimchasi ana shu mavzuda birga ishlatilgan zamondosh qo'shimcha ya'ni illa qo'shimchasiz kelasi zamonga qo'yish mumkin deb hech qachon illa tero shaklida qo'shib qo'ymang. Bu juda ham katta xato qilganingiz. Qaytarib o'taman, faqatgina anne tero o'tgan zamonda bilasiz bo'ladi xolos. Oldin gapdagi ish harakat harakat keyin gapdagi ish harakatga qaraganda birinchi tuyulgan vaziyatdagina siz ana shu o'tgan zamon qo'shimchasidan inna terovdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda sizlarga yonsib bor urina rainsa ya'ni bizning davlatning salomlashishi demoqda. Demak, bizni davlatimizning salomlashish haqida aytishimiz kerak bo'lar ekan. Biri dialog tuzamiz, keyingi jumlalarni yoritishingiz kerak bo'ladi. Bunga misol Urinara insarel karşı sürkeyo. Nega maranın dero taray boseyo. Yani bizni davlatımız salomlashishni sizlarga o'rgatib beraman. Man aytgandek takrorlab ko'ring dedik. Bu birinchisi edi. Ikkinchisi urinara qilcha. Ya'ni bizning davlatning harflari. Yuqorida man aytgan namunalardan kelib chiqib siz ham gap tutishingiz kerak bo'ladi, xolin dialog tutishingiz kerak bo'ladi. Albatta yuqoridagi grammatikadan foydalangan. Agar mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, sizlarga maragi bor. Maragini birgalikda o'qib ko'ramiz. Shinshi, ureganmaniyo. Shinshi, uchrashmaganimizga ancha bo'ldi. Yujinshi, sachine soyo? Yujinshi, yaxshi yuribsizmi? Ne, oje, kyosuni mante dronede, hango kakkwa e, hapyo kittamyo soyo? Kecha professordan eshitgan edim. Koreys tili fakultetiga a'zo bo'ldim deb aytyapsizmi? Ne, projektchilar putossoyo. Imtihondan yiqilishimni bilgandim, lekin imtihondan o'tdim. Nima chuqayo, ko'k kago ishbohadoni, ko'yu enekkunyo. Judayam tabriklayman, albatta borib ko'rishni olagandingiz. Natijada erishgan ekansiz. Omoyo, hajma angul chalmateso, kangle, famut arattir kapa, kominiyo. Rahmat, lekin koreys tilini yaxshi bilmaganim uchun ma'ruzalarni yaxshi tushuna olmasmikanman deb tashvishlanyapman. Hozir hajmasi yo, henshinan, ono esuchir itsanayo. Xavotirlanmang. Henshini tilga, ya'ni chet tilga qobiliyati bor-ku. Kolkayo. Senada bumyo, choyun hagetso? Shundaymi? Ancha vaqt o'tsa, moslashamani. Biroq yo,지금처럼 열심히 하다 보면 금방 적응하게 될 거예요. 맞다. 어즈르기덱 신 유렉단 오고 보세스 달홀 모슬라샤 오나스스 데일모흐다. 오브니스라람 예르켄 예니 어즈 스팟다 브로버 디알로그를 고르시나인 길에 볼라다 와 스피스 오구야 마라기니 우스라이함 오즈라린 스카르몬 홀라다 큰소리 로마 이거 주시기 보세요. 준비하기나 스니 나쇼 parimiz tuzalishi ya'ni yaxshilanishi mumkin bo'ladi. Demak, ushbu maragidan deb ikkita topshiriq berilyapti. Demak, ovoz chiqargan holda o'qib ko'rish va erkin bo'lsa dialog tuzishingiz kerak bo'ladi. Bugun yoki sigimje kimida sigimjeri qo'yib yo'rda sigida shunday ma'noda yozishingiz kerak bo'ladiki, ya'ni kasb tanlashingiz uchun maslahat so'raydigan matnni mana shu e'lonlar doskasiga yozib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Sonin nin haksingida deyilgan.
Yani man okuyucuman. Yani bu şey oluyor. Mas geliyor. Sözünü bu işe gerek buladı. Tahtiyle şunu korusu veremem. Sonra hangoru çongu hago innen haksen imnida. Tamam. Sonra hangoru çongu hago innen haksen imnida. Yani man karayistilin mutahhasiligimini aşırayatken okulcu man dedik. Man şu geldi. Mas düştü. Lakin her bir gramatikalarga ve her bir sözlerge mas geliyor. Ravishda mana shu bo'sh joylarga siz o'zingizni mana shu kasblanish uchun maslahat so'raydigan matningizni yozib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Har bir grammatikalarga mos tushish kerak bo'ladi va so'zlarga mos kelishi kerak bo'ladi. Yozayotgan matningiz. Hop, bu yerda grammatik testlar bor. Yon soyo, tapimyon, anne tarin goshida va nindero qo'shimchalaridan biridan foydalanib har bir gapdagi b gaplarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Namni tariqasida aytamiz. Birinchisini hongo kompeso qachon himdan chomay moshrago sen aytmikka? Harisli darsida eng qiynalgan tarafingiz nima deb o'ylaysiz? Bevoya hal tanavada nomu man tanin qoshida. Ya'ni yodlash kerak bo'lgan so'zlar juda ham ko'pligidandir. Biz tanin qoshida qo'shimchasidan foydalandik. Hop, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi dialoglar mana tarzda to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Qarabun unul sobir gigachi hagismida sunmar suvash ismida urinan ko'sore so'manayo ri trotshasa chamar kansa amida